Herkese merhabalar Tonguç Efendi. Bazı elementlerin kullanım alanları. Evladım. Efendim hocam. Evladım mesela diyelim ki şu nedir? Hangi elementti biliyor musun? Ataş hocam. Saçma mı? Yani bu ataş evladım da bu. Bu hangi element var içinde biliyor musun? Hocam onun içinde bol miktarda altın ve gümüş var hocam. Yo evladım altın ve gümüş alıyor. Hocam ben onu, onu çok pahalı markadan aldım. O yüzden hocam. 500 lira bir tanesini. Efendim ataşa pahalı markaya ne gerek var? Şimdi bak. Hocam ben her zaman kaliteyi kullanıyorum. Bak onun sonra bildiğimiz bir sürü element var. Mesela... hocam inşaatlarda kullanılır. İnşaat malzemesi de. ben biliyorum bu kadar. başka Sadece inşaat değil evladım gemilerde otomotiv sanayi. Gemilerde de, talim var hocam. E, ondan sonra dediğin gibi inşaatlarda sonra bunların yapımında telefon yapımında bile kullanılıyor neredeyse. Aa. Eskiden demir telefonlar vardı. Tam, Aa, doğru hatta. kafamızı kırıyordu değil evet, mi? Evet harikasın. Birçok yerde mukavemeti fazla olduğu için yani dayanıklılığı fazla olduğu için bunu kullanıyorlar. Anladım hocam. Dolayısıyla sen demiri birçok günlük hayatta kullanıyorsun Ve ucuz da bir madde diğerlerine göre. Mesela kron nerede kullanılır biliyor musun evladım? Krom bilmiyorum hocam. Nerede kullanılır? Evladım e, Tongül seni nasıl çağırıyor? Krom canım benim diye çağırıyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ha ha. seslendirmede kullanılıyor. Hayır saçmalamayı <laughs> kesme. Krom bir şey Krom yakut, ve zümrütün, yakut ve Zümrüt'ün Yakut ve Zümrüt'ün parlatılmasında kullanılıyor. Yakut Ondan ve Zümrüt sonra, ne hocam? Elmas mı? Yakut ve Zümrüt aynı elmas gibi çok değerli e, madenler. Bu mesela Zümrüt yeşil, yeşil Zümrüt yeşil derler ya. Hani. Yakut da kırmızı renklidir. E, dolayısıyla bunlar da takı eşyalarında kullanılıyor. Aynı zamanda çeliğin sertleştirilmesinde çelik kullanılıyor. Çelik değişti hocam, çok değişti bu arada. Aynen, süpersin. E, ve çelik tencerelerde de kullanılıyor krom mesela diyelim. Nikel'e bakarsak ya e, nikel tonguç kaplamalarda kullanılıyor. Bak, araba kaplama modifi yaparken mi hocam. Evladım metaller korozyona uğrar. Korozyon dediğimiz şey de aşınma. aşınma. Mesela bu metali burada beklesek 10 yıl sonra bir bakarsın paslanmış. böyle paslanmış, çürümüş Ama nikelle kaplarsan tomuş bu çok daha verimli bir halde durabilir 20 sene, 30 sene, 40 sene. Aa. Hiçbir şey olmadan. Dolayısıyla e, nikel dediğim şey kaplamalarda kullanılıyor. Aynı zamanda eee Elektroliz kabında kullanılıyor. Elektroliz kabında evet, çinko nikel piller kullanılıyor. Pillerde kullanılıyor nikel. He. Aynı zamanda bakır dediğimiz zımbırtı da elektrikli aletlerde. Bakır ilet... en çok diğer bakırda mı hocam? <laughs> Olabilir doğru söylüyorsun ama elektrik e, tellerinde bakır kullanılıyor ki çünkü çok hızlı elektrik iletebiliyor. Fazla ısınmıyor. Fazla Elektrik iletkenliği çok yüksek diyebiliriz. Tomuş. Gümüş nerede kullanılıyor Tomuş biliyor musun? Hocam gümüş daha çok e, uzay sanayinde kullanılıyor. <laughs> Ay, ne alakası var? Canım. Senin mesela annenin evde, evde hiç gümüş şeyleri falan yok mu? Aa Evet Heh. doğru. Takıları var. Ay, takıları da var. Aynı zamanda da gümüş tabaklar, mabaklar. Gümüşün üzerine mikrop barınmaz biliyor musun? Çok enteresan. Aa. Dolayısıyla eskiler hep gümüş çatal bıçak kullanırlarmış. Ama bizim zamanımızda artık demir çatal bıçak. Çünkü daha ucuz. Ama eskiden gümüş üzerine mikrop barınmadığı için onu kullanırlarmış. Aynı zamanda Tonguç aynaların arka parlak Aynı ayna. söyle bana benden daha kazma var mı bu dünyada? söylüyor sana hayır yok. <laughs> ee, şimdi herhalde bak aynı zamanda aynaların arka yüzünün parlak olmasının sebebi de gümüş kaplamadır arkasındaki. Aynı zamanda da takı eşyalarında kullanılır dedik. Peki altın nerede kullanılır biliyor musun? Kuyumcu da kullanılır. Evet. heh, süper. Takı eşyalarında kullanılır, takılarda kullanılır. Aynı zamanda uzay araçlarında da kullanılır. Çünkü altın çok iyi iletkenliğe sahip. Aynı zamanda da parlak. Aynı zamanda da ee, uzun süreler boyunca hiçbir şey olmayan bir metaldir. Hocam yani mezarda altın altınları hani altın dişleri sökmeye gidiyor ya neden hocam altın bozulmuyor mu mezarda? Altın bozulmuyor evladım. Altın ha. çünkü yani yüzyıllarda yıllar da kals geçse o mesela korsanların eski hazinelerini bulmak istiyorlar ya. Evet hocam. Hakkılar çünkü gittikleri zaman bir şey bulabilirler. Altın bozulmaz çünkü. Vay be. Civa dediğimiz zımbırtaya bakalım. Civa zaten termometrelerde kullanılıyor. Ama Civa'nın rengi gri'dir. Yani bu renk değildir. Ama böyle kırmızı bir boya koyuyorlar ki öyle güzel. İçine suyu koymuşlar hocam. Harika süpersin. Aynı zamanda birçok ilaç sanayinde kullanılıyor. Mesela yani sinek savarlarda kullanılıyor. Civa mesela. Hocam, siz kara sinekten yüz oluyorsunuz. Sivri sinekten. Güzel bir soru sorduğunu düşünüyorum. Ee, karasinekten. kara çok büyükler bir de kondukları zaman çok inanılmaz iğrenç ses çıkartıyorlar evladım. Ama karısını bir öğrenci şey demiş. Şunu nasıl böyle yapıyorsunuz alakalı bir video yapabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, sinekle bak nasıl insanlar civadan zehirlenirse sinekler civadan zehirlenir. Dolayısıyla civa il e, böcek yaşlarında kullanılabiliyor. Kurşuna bakarsak Tonguç ses yalıtımında kullanılıyor. Tonguş. Kurşun adres sormaz hocam. Aa. Ya diyor. Akülerde kullanılıyor aynı zamanda. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Hiç üşenmiyorsun. konuda video bulmanızı devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz hakkında fikirlerin var mı öyle? Var hocam. Ben bir önceki ve bir sonraki videoyu izlemezsem bir önceki ve bir sonraki videonun öncesindeki ortadaki videoyu da izlemiş olurum. Ortadaki video bu evladım. Saçmalama. Ha, pardon.